Merhaba arkadaşlar, bugün size Git nedir, teoride nasıl kullanılır ve neden Git denilen bir sistem var, bunu anlatacağım. Bu videoda hiçbir şekilde kod yazmayacağız veya GitHub.com'u vesaire kullanmayacağız. Sadece teorisi nedir, nasıl teoride kullanılıyor, bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle Git nedir? Git'in oluşturma sebebi bir versiyon kontrol sistemi, proje yönetim ve takip sistemi oluşturmak için kurmuşlar. Afilli tanımı bu şekilde. Yaptığı işlem şu aslında. Diyelim ki bir tane yazılımcı takımı var. 5 kişiden oluşan bir takım var. Ve bu insanlar aynı proje üzerine çalışıyorlar. İşte kodda değişiklik yapıyor. Bir arkadaş kodda değişiklik yapıyor. Bu kodda yaptığı değişikliği bir yere yüklüyor. Biz de bu değişikliği o yüklediği yerden geri alıyoruz. Ve herkes aynı proje üzerinde etkilenmeden çalışıyorlar ve daha hızlı ve daha verimli bir şekilde çalışmış oluyorlar. Git sistemi aslında buna yarıyor. Bu sistemi en çok kullanan demeyeyim de kullanan en popüler web sitesi de github.com. Bir sonraki videoda da github.com nasıl kullanılır ve oraya gerçekten nasıl bir şeyler yükleyebiliriz, alabiliriz oradan vesaire bunları anlatacağım. Şimdi bu videoda bir genel bir mantığını anlatalım istedim. Şimdi arkadaşlar şu resme bakarsanız bu resimde genel mantığı, Git'in genel mantığı ile ilgili her şey var aslında. Şimdi burada bir remote repository yazıyor. Remote repository ne demek? Remote uzak demek. Repository de kısa ismiyle repo. Repository'nin anlamı da depo demek aslında. Yani uzaktaki depomuz. Diyelim ki GitHub kullanıyorsunuz. GitHub'a bir tane dosya yüklediniz. O dosyayı yüklediğiniz yer remote repo olmuş oluyor aslında. Yani uzaktaki depo alanınız, yeriniz. Bir de local repository var. Bu da sizin bilgisayarınızda bulunan deposu. Yani bilgisayarınızda kod yazıyorsunuz, işte bir proje oluşturdunuz, kodda değişiklikler vesaire yapıyorsunuz. O bilgisayarınızda yaptığınız alan da local repository olmuş oluyor. Yani yerel depo olmuş oluyor. Şimdi GitHub için kullanılan en sık şeyler nedir? En sık komutlar nedir? Bunlardan bahsedelim. Diyelim ki siz bir tane işte github.com'a vesaire girdiniz mesela. Orada bir tane depo alanı, orada bir alan açtınız. İsmini de atıyorum. Deneme dediniz. Deneme adında bir tane remote repository'niz var. Diyelim ki bu GitHub'da. Bunu öncelikle bilgisayarınıza getirmek için yani uzak sunucuda bu uzak depo yerinde bir tane siz yeni bir depo oluşturdunuz. Bu depoyu bilgisayarınıza taşımak istiyorsunuz. Bunu yapmak için klon ediyorsunuz arkadaşlar. Klon demek uzaktaki depoyu kendi bilgisayarınıza getirmek. Aslında indirmek de diyebilirsiniz. Bu şekilde alıyorsunuz klon ederek. Klon kopyalamak demek zaten herkes biliyordur. Klon ettiğiniz zaman bilgisayarınıza getiriyorsunuz. Şimdi bilgisayarınıza getirdiğiniz zaman burada kendi bilgisayarınızda 3 tane alan var. Working copy, staging area ve local repository diye. Siz bunların farkında olmadan çalışıyorsunuz aslında. Siz sadece bilgisayarınızda o dosyaların bulunduğu yer olarak görüyorsunuz. Şimdi diyelim ki bir tane repo açtınız diyelim ki. GitHub.com'a girdiniz ve repo açtınız. Boş bir repo, hiçbir şey yok içerisinde. Ve onu klon ettiniz. Proje geldi. Bir tane klasör oluştu deneme adında. O deneme klasöründe de hiçbir dosya yok. Bu sizin şu anda working copy'niz olmuş oldu. Aynı zamanda local repo'nuz olmuş oluyor. Working copy'de bir tane dosya açtınız. Diyelim ki test.java adında. Açtınız ve oraya kodlar yazdınız, bir şeyler yazdınız, yazdınız. Bu yazdığınız dosyaları şimdi ne yapmak istiyorsunuz? O web sitesinde, GitHub'da açtığınız o siteye yüklemek istiyorsunuz. Yukarıya yollamak istiyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Öncelikle bunları eklemeniz gerekiyor. Add ediyorsunuz yani ADD. Add ediyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman o dosyalar bir yere eklenmiş oluyor. Buna stage işlemi deniyor. Değişiklikleri stage ediyor yani. Add diyoruz ve dosyaları ekledik. Ekledik, tamam, bitti mi? Bitmedi. Commit etmemiz gerekiyor. Commit de commit ettiğimiz zaman yani şu anda şimdi add dedik, working copy dedik, add dedik, staging array'e geçtik ve staging araya da şu anda dosyalarımızı ekledik. Bunları commit etmemiz gerekiyor. Commit de şu oluyor arkadaşlar. Yaptığınız değişikliklerle ilgili
bir tane bir mesaj yazmanız isteniyor. Mesela ne yazıyorsunuz? Test.java eklendi adında bir mesaj yazıyorsunuz. Buna commit etme işlemi deniyor. Yani değişikliklerinizi bir şekilde gösterme. Commit de ettikten sonra artık local repository kısmında bulunuyorsunuz ve bunu yukarıya göndermekte serbestsiniz demek oluyor. Dosyalarınız için dosyalarınızı yani uzak sunucuya göndermek istiyorsunuz. Uzaktaki depoya göndermek istiyorsunuz. Bu sefer de push diyorsunuz. İttiriyorsunuz yani dosyalarınızı yukarıya ittiriyorsunuz. Ve bu şekilde uzak sunucuya göndermiş oluyorsunuz. Uzak depoya göndermiş oluyorsunuz. Şimdi o uzaktaki depoda dosyanız var ve takım arkadaşınız sizin o yüklediğiniz dosyayı çekmek istiyor. Kendi bilgisayarına indirmek istiyor yani. Fakat sadece o değişikliği çekmek istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu değişiklikleri çekmek için yukarıdaki o dosyayı pull ediyor arkadaşlar. Pull ettiği zaman da çekiyor. Yani aslında kısa bir tabirle push dediğimiz zaman yukarıya gönderiyoruz yani uzaktaki repoya gönderiyoruz dosyaları. Pull ettiğimiz zaman da o uzaktaki repodan kendi bilgisayarımıza çekmiş oluyoruz. Clone ile pull'un nasıl bir farkı var? Clone ilk başta yapılıyor. İlk başta o projeyi bilgisayarınıza çektiğiniz zaman indirmek için kullanıyorsunuz. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olduğu zaman onları pull ile alıyorsunuz arkadaşlar. Farkı bu. Fetch diye bir şey var. Fetch'i daha sonra anlatacağım. Şimdi Fetch'ten önce şöyle bir şey var. Şunu da gösterelim. GitHub'ı oluşturan adam var. Git sistemi oluşturan adam var. Diyorlar ki biz aslında bu sistemi oluşturma amacımız millet branch açsın ve pull requestler göndersin. Şimdi bu kelimeler ne demek? Bunları anlatayım birazcık. Şimdi diyelim ki siz bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve projeye atıyorum yeni bir eklenti, yeni bir feature, bir şey eklemek istiyorsunuz. Ne olabilir? Bir web sitesi yapıyorsunuz ve web sitesine CSS eklemek istiyorsunuz. Yani daha böyle siteyi güzelleştirecek, renk katacak bir şeyler eklemek istiyorsunuz. Animasyonlar falan ekleyeceksiniz. Bunun için direkt yazdığınız o kodları direkt göndermiyorsunuz. Yani herkes aynı yapı üzerinde çalışmıyor aslında. Bu yapıyı dallanıp budaklandırıyorlar. Ne demek oluyor bu? Branch diye bir şey var arkadaşlar. Branch'in Türkçesi dal demek. Bildiğimiz ağacın dalı gibi dal. Branch diye bir şey var. Şimdi siz bir repo açtığınız zaman remote repository bir şey, bir repo açtınız. Repo'yu açar açmaz direkt o bir ana dal ile geliyor. Master branch diyoruz ona. Siz bir değişiklik yaparsanız hiçbir diyelim ki başka yeni bir dal açmadınız, bir branch falan oluşturmadınız. Yaptığınız her değişiklik direkt master branch'e gönderilir. Ve herkes master branch'e gönderir eğer yeni bir branch açmadıysanız. Şimdi bu sıkıntılı bir durum. Çünkü herkesin aslında aynı proje üzerinde çalışmasını istiyoruz. Fakat herkes aynı konu üzerinde çalışmıyor. Diyelim ki ben o web sitesinin veri tabanıyla uğraşıyorum. Fakat başka bir grup o web sitesini daha böyle güzelleştirmekle çiçek miçek koyuyor böyle siteye. Bunlarla uğraşıyor. CSS kısmı ile uğraşıyor. İkimiz de iki grup da aynı yerde çalışmaması lazım. Veya başka durumlar var. Sitenizde bir sıkıntı çıktı. Bu sıkıntıyı yani bir bug çıktı, bir sorun var. Bunu direkt yine master üzerinde çözmememiz gerekiyor. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor? Yeni bir branch açıyorsunuz. Şimdi şu anda görmüş olduğunuz şu en yukarıdaki büyük çizgi master branch oluyor. Yeni bir branch açtığınız zaman da şöyle bir aşağıya yeni bir tane daha bir çizgi ekleniyor. Şu gördüğünüz küçük yuvarlaklar bu branch üzerinde yapılan değişiklikler işte daha doğrusu commitler diyebilirim. Burada da 3 tane commit görüyoruz mesela. Burada commitler yapılmış. İşte ve bu commitler bu branch'te yaptığınız değişikliklerin hiçbir tanesi master branch'i etkilemiyor. Şimdi şöyle bir sistem var aslında. Master branch dediğimiz şey sadece bir programı diyelim ki bir program yazıyorsunuz ve bu programı release edeceksiniz. Yani insanların kullanımına sunacaksınız. Master branch aslında buna yarıyor. Yani gerçekten çalışan bir programı release edeceğiniz zaman master branch'e koyuyorsunuz. İlk başta birazcık ilk defa açtığınız zaman repo'yu birazcık kodlarınızı yazıyorsunuz, oraya bir temelini koyuyorsunuz. Daha sonra bir tane branch açıyorsunuz. Bu branch'in ismi size kalmış fakat
konvansiyon gereği daha böyle daha güzel gözüksün diye develop adında bir şey açılır, bir branch açılır. Develop diye yazılıyor. Genelde yazılım işlerini burada hallediyorsunuz. Daha sonra yazılım yani kod işleri falan bittiği zaman master branch'e gönderiyorsunuz. Ne zaman bir programı release edeceğiniz zaman. Bunlar aslında hepsi şu anda detay. Bu kafasında şey yapmanıza gerek yok. Eğer ilk defa başlıyorsanız direkt bütün kodlarınızı master branch'te yazarsınız. Fakat daha profesyonel gözükmesini istiyorsanız branch sistemini kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten ileride kullanıyorsunuz da. O durumda o duruma düşüyorsunuz yani. Şimdi dedik ki bir tane master branch'imiz var. Bir de biz master branch'in altına develop adında bir tane daha branch açtık. Bu branch'te işte 3 tane commit yaptık. Ne yaptık? İşte bir test.java ekledik atıyorum. İşte x.java ekledik. Bilmem noktada CSS ekledik falan bir şeyler ekledik. Daha sonra diyoruz ki benim burada yapacağım işler bitti. Bu branch'te develop branch'inde çalışıyorum. Bu branch'te yaptığım işler bitti. Bir sıkıntı kalmadı. Ben bunu artık master'a göndermek istiyorum. Yani ana branch'e, ana dalı göndermek istiyorum ki insanların kullanımına sunayım bunu. Burada şöyle bir simge görüyorsunuz. Bu simge pull request simgesidir. Pull request gönderiyorsunuz arkadaşlar. Pull request'te şu oluyor. Pull çekmek demek, request'te istek demek. Yani siz yukarıdakileri diyorsunuz ki benim buradaki işim bitti. Artık bunu çekebilirsiniz. Yukarıdakiler de burada gördüğünüz gibi işte mesajlaşmışlar, bir şeyler yazmışlar ve bazı commitler olmuş. Diyorlar ki işte senin pull request'in şu anda kabul etmiyoruz. Çekme isteğini kabul etmiyoruz. Çünkü bazı sıkıntılar var. O sıkıntıları çöz vesaire. Burada o sıkıntıları çözmüş gibi gözüküyor. Yaptığınız branch'teki o sıkıntıları da çözdünüz. Tamam diyorlar ki artık senin bu yaptığın değişiklikleri ana branch'e, master branch'e getirebiliriz artık diyorlar. Bu master branch'e getirdiğiniz zaman da şu simge ortaya çıkıyor. Bu simge de merge oluyor. Yani iki tane dal birleşiyor. Birleştiği zaman da yaptığınız değişiklikleri artık insanların kullanımına sunuyorsunuz. Bu şekilde branch sistemi kullanılıyor. Branch sistemin daha da tatlı bir kullanımı var. Bu kullanımını ise bir sonraki videoda gerçekten GitHub'ı kullandığımız zaman işte orada kod falan da bir şeyler de yazacağız. Aynı zamanda GitHub for Windows programını göstereceğim. Orada bulabilirsiniz. Daha böyle profesyonel ve güzel çalışmak istiyorsanız ve GitHub'da yeniyseniz eğer o videoya da bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Eğer anlamadığınız veya merak ettiğiniz başka bir şey varsa, şimdi bir de burada anlatmadığım bir tane daha bir kod var, fetch diye. Bu ne iş yapıyor? Şimdi biz aslında bir dosyayı pull ettiğimiz zaman, repo'dan bir değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri pull ettiğimiz zaman, bu direkt bizim çalışma yerimize geliyor. Şöyle oluyor aslında, bir değişiklik oldu. O değişiklikleri bizim bilgisayarımıza getiriyor. İlk önce pull, ilk önce fetch ediyor aslında. Fetch demek çekmek, tam olarak çekmek demeyeyim de indirmek ile çekmek arasında bir şey. İlk önce onları bilgisayarımıza getiriyor. Daha sonra o değişiklikleri bilgisayarımızda onları merge ediyor. Yani pull ettiğimiz zaman birebir aynısı oluyor uzaktaki repoyla. İlk önce çekiyor, fetch ediyor aslında arka planda. İlk önce fetch ediyor, daha sonra merge ediyor. Pull bu iki komutun birleştirmiş hali. Fetch ve merge'ün birleştirmiş hali. Biz normalde çok sık bir şekilde pull kullanıyoruz. Daha şu anda fetch'i anlamadıysanız da olur yani. İleride kullanmak gerekirse fetch'i de öğrenmiş oluyorsunuz kendi başınıza. Fakat şunu bilin, fetch ettiğiniz zaman merge etmiyor. Sadece local repo'ya getirmiş oluyor. Anlamadığınız bir şey varsa yorum yerine bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.